Arkadaşlar bugünkü konuğumuz kendi evimizin oğlu, kurmay albay emekli, denizci, güvenlik konularında uzman arkadaşımız Emin Fahir Gürbey. Ülkemize yönelik iç tehditlerden irticai faaliyetler üzerinde bizi bilgilendirecek. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun Emin Fahir Bey. Teşekkür ederim Recep Bey. Değerli katılımcılara, değerli koldaşlara, Ata Parti'nin sürekli eğitim merkezine hoş geldiniz diyorum. Bugünkü sunumda çok kısa da hemen kendimi tanıtayım. 83 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldum. 93 yılında akademiye girdim. 95 yılında mezun oldum. Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkanlığında proje subaylığı, Fırkat Yayınlar'da, Muhriplerde ikinci komutanlık yaptım. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde müşavirlik görevini müteakip, Deniz Kuvvetleri'nde de şube müdürlüğü ve daire başkanlığı yaptım. En son komodorluk ve Deniz Harp Okulu Alay Komutanlığından 2009 senesinde emekliliğimi istedim. Nedeni de malum bu FETÖ olaylarına karşı efendim başta hükümetin, ondan sonra komutanlarımızın, sonra da halkımızın bizlere güvenmemesi ve sanki suçluymuş gibi bakması oldu. O nedenle de ben bu hükümetle, efendim bu komutanlarla çalışmak istemediğimi değerlendirerek mesleğimden ayrıldım kendi isteğimle. Şimdi müsaade ederseniz, dediğim gibi Ata Parti'nin sürekli eğitim merkezindeki 12. ders olan milli güvenlik analizi ve tehdit değerlendirmesi konusuna giriyorum. Güvenlik konusu malum genel tanım itibariyle devletin bekasının ve refahının sağlanmasına yönelik tehdit ve risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması, ortak kimlik ve değerlerin korunması suretiyle ulusal çıkarların gerçekleştirilmesidir. Yani kısaca kazanılan değerlere yönelik herhangi bir tehdidin olmamasıdır. Görüyorsunuz herhalde. Her şey normal mi? Şu an gayet normal. Tamam. Milli güvenlik ise ulus milletin, vatan topraklarının, mavi vatanın, milli kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkanları kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekün savunma ve tehdit önleme kavramıdır. Milli güvenlik hususu da toplumlara, zamana ve coğrafyaya göre, ülkenin bulunduğu konuma göre de farklılıklar gösterebilir. Şimdi bahsetmiştim, geçtiğimiz verdiğim dış tehdit kısmında sadece değerlendirme kısmını tehditle ilgili olduğu için konumuz özetlemek istedim. Rusya Federasyonu hakkında biliyorsunuz Rusya Federasyonu nükleer ve konvansiyonel silahlar bakımından askeri güç olarak üstün durumu, NATO üyeliğimizden kaynaklanan tehdit algılaması, çevre ülkeleri baskı ve kontrol altına alma çabalarından dolayı biz Rusya Federasyonu'nu her zaman ülkemize karşı potansiyel tehdit ülke konumunu korumaktadır Rusya Federasyonu. Biz bu şekilde kabul ediyoruz. İlişkilerimiz son dönemde ne kadar iyi olursa olsun her zaman bir potansiyel tehdittir. Ermenistan kısmında ise Ermenistan malum Türkiye'den toprak talepleri, Azerbaycanlı kardeşlerimize yönelik Karabağ'da yaratmaya çalıştığı askeri tehdit ve işgal çabaları bunlar dikkate alındığında her zaman takip edilmesi gereken bir ülke statüsündedir. Batı'nın veya Rusya'nın desteğini alacak bir Ermenistan'ın Büyük Ermenistan hayali peşinde yeni maceralara girişebileceği ve ülkemize yönelik siyasi tehdit olma konumunu koruduğu da değerlendirilmektedir. Doğuya doğru gidip komşularımız olan İran'a devam edersek, İran'ın güvenlik algısı daha çok toprak bütünlüğünün devamını sağlayabilmek kendisinin ve İslami rejimi korumak ve askeri güç olarak caydırıcılığı geliştirmektir. Bugün için ülkemizde siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme çabası içinde olsa da mevcut askeri gücü, nükleer silah üretme çabaları ve rejim ihraç gayretleri nedeniyle İran dikkatle izlenmesi gereken potansiyel tehdit olarak kabul edilmelidir. Irak'a geçtiğimizde malum Kürdistan bölgesel yönetiminin özellikle ülkenin kuzeyindeki etki alanını genişletme ve terörizme destek verme durumu ile Kerkük, Musul gibi Türkmen nüfusunun yoğun olarak bulunduğu yerlerde
kardeşlerimize yaklaşımı dikkatle gözlenmelidir. Ve Irak Federal Cumhuriyeti askeri güç olarak tehdit olmasa da siyasi, demografik ve sosyal tehdit olarak takip edilmelidir. Suriye kısmına girersek, Suriye tek başına bize askeri bir güç değildir ama ülkemize önemli bir tehdit olmasa da Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Suriye'den kaynaklı siyasi, demografik ve sosyal tehdidin devam edeceği de değerlendirilmektedir önümüzdeki dönemde. Son olarak dış tehdit kapsamında Yunanistan'ı değerlendirirsek, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO gibi aynı askeri ittifakta olmamız ve Avrupa Birliği ile ortak ekonomik çıkarlarımıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tam desteğini alacak Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızı tanımayarak aleyhte kararlar alabileceği, ki bu kara sularını 6 milin üzerine çıkarma olabilir, dış tehdit kapsamında ki sunumda bunları izah etmeye çalışmıştım. Bu kapsamda da Yunanistan'ın askeri ve siyasi olarak ülkemize doğrudan öncelikli tehdit olduğu kıymetlendirilmektedir. Buraya kadar herhangi bir sorun yaşadık mı bilmiyorum. Bir alabilirsem. Bir sorun yok. Gayet iyi geliyor sesiniz. Tamam. Görüntü de var herhalde ekran. Ekranda görürüz. Tamam. Şimdi iş Hiçbir tehdidi sorun yok. geçersek. Devam edin. Hiçbir sorun yok. Tamam. Teşekkür ederim Feyzullah. İş tehdidi gelirsek, iş tehdit tanım itibariyle biliyorsunuz kökeni ve kaynakları yurt içinde veya yurt dışında olan, yurt içinde açık veya gizli faaliyetler sonucu ülkenin iç güvenliğini sarsan tehlikeler ile anayasada belirlenen devlet düzenini yıkarak yerine kendi ideolojilerine uygun bir düzen kurmayı ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan yıkıcı ve bölücü azınlık faaliyetlerinden oluşan bir tehdit. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni iç tehdit olarak sizlere anlatmaya çalışacağım nedenleriyle birlikte. Dış tehditte direkt olarak bize aynı ittifakta olmamız ve tehdit teşkil etmedikleri için dış tehditte almadım. Ama iç tehditte rollerinin hepimiz çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada kısaca size bahsetmeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Şimdi anayasamızın ikinci maddesinde malum Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir şeklinde Cumhuriyetimizin nitelikleri belirtilmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, ki buna İngiltere çıkmış olmasına rağmen de dahildir, onu dahil ediyorum, NATO ortaklığımız nedeniyle doğrudan dış tehdit olarak algılanmasa da yurt dışından kaynaklanan ülkemizin bekasına yönelik açık veya gizli faaliyetleri ve iç güvenliğimizi sarsan müdahaleleri nedeniyle iç tehdit kapsamında değerlendirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği anayasamızı tanımayarak laik devlet yapımızı yıkmak, yerine kendi çıkar ve ideolojilerine uygun bir düzen kurmak hedefiyle ülkemizi bölmeyi amaçlayan yıkıcı ve bölücü azınlık faaliyetlerine açık ve gizli destek sağlamaktadır. Nasıl olacağını da bahsedeceğim. Malum Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde İngiltere liderliğindeki Batı Avrupa ülkeleri topraklarımızı işgal ederek aralarında paylaşmış, doğuda Ermenistan ve Kürdistan kurulmasını hedeflemişlerdir. Bu durumu Padişah Vahdettin'in onayıyla Osmanlı heyetine 10 Ağustos 1920'de imzalattırdıkları Sevr Anlaşması'yla uluslararası yasal statüye taşımaya çalışmışlar. Ancak Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ve Türk devrimleriyle bu emellerine ulaşamamışlardır. Ancak unutmamak gerekir ki Atatürk dönemi hariç hiçbir zaman bu amaçlarından da vazgeçmemişlerdir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalsa da Sovyetler Birliği ile ilişkilerin Türkiye'yi tehdit eder boyuta erişmesi ve savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar dış politikada denge merkezli hassasiyetin yıkılmasına
Batı ile uyumlu bir siyaset izlenmeye başlanmasına neden olmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yardım bahanesiyle Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye başlamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı o tarihten itibaren sorgulanmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında soğuk savaşa geçiş sürecinde Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri yeniden şekillenmiş, Truman doktrini ve Marshall yardımlarıyla hukuksal statü kazanmıştır. Burada sol taraftaki yansıda Atatürk'ün bu konuda söylemini hep beraber görüyorsunuz tahmin ediyorum. Yani Avrupa'nın bütün ilerlemesi, yükselmesi, medeniyetleşmesine karşılık Türkiye tüm tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlandırılmıştır diyor ki bunun nedenlerini de söylüyor. Ancak vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetlerin belirdiğini, halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir diye Atatürk o zaman belirtmiştir ki son derece haklı olduğu da zaman içerisindeki mevcut yaşadığımız ilişkilerle ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve Yunanistan'a yönelik geniş kapsamlı yardımlarına imkan veren kanun, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12 Temmuz 1947 tarihinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi döneminde imzalanmış ve ABD bu anlaşmayla Türkiye'ye yapılacak yardımın kullanılmasını kontrol için Türkiye'de görev yapacak bir misyon şefi atamıştır. Dönemin muhalefet partisi Demokratik Parti dahil tasarının aleyhinde hiçbir milletvekili konuşmamıştır, karşı çıkmamışlardır. Bu 12 Temmuz 1947'de imzalanan Truman doktrini ve Marshall planı her ne kadar ekonomik yardım anlaşması gibi görülse de esas sorun aslında güvenlik boyutludur. Bu tarihten itibaren Türkiye tam bağımsız ülke konumunu kaybetmeye başlamıştır. Batı'nın yardımlarına, müdahalesine açık bir ülke konumuna düşürülmüştür ki birçok Amerikan iş adamının, o zamanki büyük iş adamının, işte görüyorsunuz Rockefeller gibi, Türkiye'de Adnan Menderes zamanında Marshall yardımıyla el attık şeklinde demeci de açık ve seçik olarak vardır. Ayrıca 27 Aralık 1949 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ve karşılıklı öğrenci değişimini belirleyen Fulbright Kültür Anlaşması da bu konuda önemli etki yaratan ikinci anlaşmadır. Bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri milli eğitimimiz dahil iç işlerimize müdahalesinde gelinen durumu ortaya koymaktadır. Bu anlaşmayla eğitim sistemimize ABD doğrudan müdahale olmuştur ve anlaşma hala yürürlüktedir. Bu anlaşmayla biz ABD'ye çok çeşitli kurslara gerek sivil gerek asker öğrenciler gönderiyoruz veya komutanlar gönderiyoruz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de bizim üniversitelerimize veya eğitim sistemimizin içerisine kendi belirlediği kişileri göndermekte ve böylece bütün iç işlerimize dahil olmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve süper savaşın sona ermesiyle Amerika Birleşik Devletleri de kendisini süper güç konumuna eriştiğini görerek yoğun bir arayış içerisine girmiştir. Özellikle üniversiteler ve stratejik araştırma kuruluşları bu konuda çalışmalar yapmıştır. ABD'de bu Bernard Lewis, Samuel Huntington gibi bilim insanları arka arkaya yayınladıkları makale ve kitaplarla dünya düzeninin yeniden kurulması alanlarında çalışmalar yaparak yayınlamışlardır ki bunların ABD devleti hükümeti üzerinde etkisinin de çok fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çalışmalarda en dikkat çekici husus gelecekte medeniyetler çatışmasının Müslümanlar ve Batı ile olacağının vurgulanmasıdır. Bu değerlendirmelerde ülkeler farklı medeniyetlere dağıtılmışken Türkiye için kararsız ülke tanımı yapılmıştır. Kararsız ülkeler tanımında kendisine mahsus bir medeniyet çizgisi olan fakat çeşitli nedenlerle bu medeniyetten çıkıp farklı bir medeniyet çizgisine geçmeyi
amaçlayan ülkelerdir tanımı yapılmaktadır. Türkiye için Atatürk devrimleriyle öz kültüre cephe alınıp Batı kültürünü tamamen benimseme yönünde adımlar attığı ve bu durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin de öz kültürel kimliğinden ayrılarak bölünmüş ülke durumuna düştüğü bu çalışmalarda ifade edilmiştir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Türkiye'yi tam bağımsız, efendim, çağdaş yönetim şekliyle, bilim bilinciyle değil, kendilerine göre izah edeceğim gibi Orta Doğu ve Arap kültürüyle birlikte olmaları yönünde sürekli olarak empoze etmektedirler. Batı'nın Orta Doğu ülkesi olan Müslüman bir Türkiye'yi kendilerinden biri olarak kabul etmediği, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olma ısrarından vazgeçmesi durumunda Osmanlı döneminde olduğu gibi İslam dünyasının lideri olabileceği belirtilmektedir. Yani Atatürk'ün tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti değil, laik hukuk devleti değil, Osmanlı döneminde olduğu gibi İslam dünyasının lideri olarak hep empoze edilmektedir bütün çalışmalarda. Soğuk Savaş dönemi sonuna kadar da devletimizin yönetiminde askeri, siyasi, sosyal, ekonomik bakımdan dolaylı olarak etkili olan Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra Türkiye'nin iç ve dış siyasetine açık olarak müdahale ederek Türkiye'ye karşı doğrudan iç tehdit olarak değerlendirmeye başlamıştır. Terör örgütlerine açık desteği, gerektiğinde ekonomik gücünü Türkiye'ye karşı adeta silah olarak kullanması da malum bu tehdidin göstergeleridir. ABD'nin Soğuk Savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ne gösterdiği yön Batı medeniyeti değil, Orta Doğu ve Arap kültürüdür. AK Parti'nin iktidara gelmesinden hemen sonra ABD, Irak'a müdahale için Türk topraklarını malum kullanmak istemiş. 1 Mart 2003 tarihinde yabancı askeri kuvvetlerin Türkiye'de 6 ay süreyle bulunması ve başka ülkeler Türkiye üzerinden intikaline ilişkin düzenlemenin yapılmasına yönelik AK Parti tarafından hazırlanan Başbakanlık tezkeresi mecliste onaylanmış ancak yeterli kabul oyu alınamayarak reddedilmiştir. Ki oylamasının yani bu teklifin kabul edilmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de malum askerlerdir ve ABD o tarihten itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doğrudan müdahale ederek maalesef kendi şekliyle eritmeye çalışmıştır ki onu da ileride bahsedeceğim. Bu durumda Türk ABD ilişkilerinin temelden sarsılmasına neden olmuştur. Tezkerenin reddinden itibaren yaşanan olaylara dikkat ettiğimizde, mesela 4 Temmuz günü hepimizin bildiği gibi Kuzey Irak Süleymaniye'de karargah kurmuş olan bir binbaşı komutasında 11 Türk askerinin ABD işgal kuvveti unsurları tarafından başlarına çuval geçirilerek 60 saat süreyle alıkonulup sorgulanması ki ABD ile aynı NATO ittifakı içerisindeyiz. Bu yapılanları da o şekilde değerlendirmek, dikkate almak gerekiyor bize karşı yapılanları. Efendim Türkiye'ye yönelik silah ambargoları, Halkbank gerilimi, vize gerilimi, Raik Brunson olayı, Suriye meselesi, işte ABD'nin Suriye'de konuştuğu PKK-PYD'li teröristlere doğrudan silah ve askeri malzeme temin ederek eğitim desteği de sağlaması, Fethullah Gülen'e terör örgütüne verilen doğrudan destek malum hala orada ve destekleri de devam ediyor. Suriye'de terör örgütlerini takip eden bir SİHA'mızın ABD F-16 tarafından düşürülmesi kendilerine ki bu konuda bilgi verilmiş olmasına rağmen tehdit altında hissettiklerini kendilerini belirterek düşürdüler. Gene iki NATO bu ilk defa alıyor iki NATO ülke arasında. Ayrıca ABD Başkanı'nın Türkiye'nin Suriye'de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bu da çok önemli. Yani Suriye'nin menfaatleri, ABD'nin menfaatlerine Suriye'de biz tehdit oluşturuyormuşuz. Bu kapsamda da 2019'da ilan ettiği ve her sene uzatmaya çalıştı birer sene. Suriye ile ilgili ulusal acil durum kararnamesinde bu bahaneyle bizi bahane ederek tekrar uzatmıştır. İşte bu gibi girişimler iki ülke arasındaki ilişkilerin geri dönüşü olmayan önümüze bakarsak gelecekte bir yola girdiğinin de işaretidir. Avrupa Birliği ile de benzer sorunlar yaşamaktayız.
Malum 63 yılında o zamanki adı AET olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamış olmamıza, 1987 yılında tam üyeliğe başvurmuş olmamıza, 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı alınmış olmasına rağmen, yani müzakerelerin başlamasından bile yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen tam üyelik konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığı gibi, 1 Mayıs 2004'te ekranda gördüğünüz 10 ülkeye 10 ülkenin tam üyeliğini kabul etmiş. 2007'de bizim başvurumuzdan itibaren tam üyeliğe Bulgaristan'ı, Romanya'yı, 2013'te Hırvatistan'ı Avrupa Birliği'ne tam üye olarak kabul etmişti. Bugün Avrupa Birliği İngiltere hariç 27 ülkeyle bir birlik oluşturmuştur. Avrupa Birliği ile de temel sorunlarımız malum. FETÖ, DHKPC, PKK, PYD ve benzeri terör örgütleri üyelerinin AB ülkelerinde barındırıldığını ve korunduğunu biliyoruz. Türkiye'deki adalet sistemi uygulamalarını, ki hak verdiğim tabii ki kısımlar da var, hepimizin hak verdiği AB ülkelerine karşıtlığı ile ilgili söylemleri biliyoruz. 2019 yılının ikinci yarısında Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hem bizim hem de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hakları ilhafine giriştikleri hidrokarbon, doğalgaz sondaj faaliyetlerine verdiğimiz haklı tepki üzerine Avrupa Birliği'nin ülkemize karşı aldığı yaptırım kararlarını hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD yapılanmasına karşı bizim meşru tutumumuza rağmen AB'nin bizi suçlamalarını, düzensiz göç sorununu, birliğe katılım öncesi fonlarında kesintiye gidilmesini, uygulanan vize zorluklarını, AB metinlerinde katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiğinin ifade edildiğini ve Türkiye-AB ilişkilerinde çıkmaz bir yola girildiğini işareti bu saydıklarımın hepsi. Her zaman ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar ama istedikleri gibi bizi kullanıp yönlendirebiliyorlar. Sonuç olarak da ABD ve AB'nin mevcut durum itibariyle iç tehdit algılamalarında üst sıralara çıkması tabii sadece ABD ve AB'nin de emperyalist yaklaşımlarından kaynaklanmıyor. AK Parti iktidarının, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinci terörist örgütlere karşı ılımlı yaklaşımı, iç hukukta alınan adaletsiz kararlar, dış politikada hayalci ve tutarsız yaklaşımlar, birbiriyle çelişen söyle ve uygulamalarının, kısaca yani tek adam yönetiminden kaynaklanan yanlış uygulamaların da bu konuda önemli etkisi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği mevcut bahsettiğim gibi mevcut askeri, siyasi, teknolojik, ekonomik ve sosyal bağlarımız ile karşılıklı çıkarlara yönelik ilişkilerimiz ve NATO gibi uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan birlikteliklerimiz nedeniyle ülkemize doğrudan dış tehdit olarak algılanmamaktadır. Ancak Türkiye'yi itmeye çalıştıkları Orta Doğu bataklığı ve dinci dayatmaları ile Araplaştırma faaliyetleri, mevcut askeri ve idari yapılarımızı yönlendirme gayretleri, iç işlerimize doğrudan ve dolaylı sürekli müdahaleleri dikkate alındığında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan ülkemize yönelik doğrudan iç tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şimdi irticai iç tehditle ilgili ülkemizin içerisinde maruz kaldığımız irticai tehditlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Malum din, kısaca insan ve Allah arasında olan bir vicdani durumdur. Ona kimse müdahale edemez. Ne kişiler birbirinin dinlerine karışmalı, ne de devlet vicdanına nüfuz etmeye kalkışmalıdır bizim inancımıza göre. Din dünyaya karışmamalı, dünya da dine karışmamalı. İrtica ise genel olarak her konuda yeniliklere kapalı. Gericilik eskiye dönüş olarak tanımlansa da dini bakımdan ifade edildiğinde toplumun içinde bulunduğu uygarlık düzeyini, toplumsal örgütlenme ve eğitim biçimini dinsel bir takım gerekçeler öne sürerek daha geri bir aşamaya döndürmeye yönelik düşünce ve eylemler olarak tanımlayabiliriz. Toplumun bir kesiminin bilgisizliği, eğitim düzeyinin düşüklüğü maalesef, bir fikre veya ideolojiye körü körüne bağlı olmaları,
modern yaşam tarzını reddetmeleri, tamam. Yani toplumda din olgusu kişinin değer yargıları ve yaşam biçimini doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Din konusu iç ve dış çıkar odakları tarafından sürekli istismar edilmektedir. Güç odakları iktidar olabilmek veya kişisel çıkar sağlamak amacıyla malum öncelikle toplumun dini duygularını kullanmayı tercih etmektedir. Atatürk Milli Mücadele dönemindeki irticai faaliyetler ve kalkışmalar karşısında hepimizin de bildiği gibi tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar demiştir. İrticai faaliyetleri önlemek amacıyla Cumhuriyet döneminde, Atatürk döneminde ilk olarak 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmış ve en önemli husus. Mütakiben 13 Aralık 1925 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Bu kanunla bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten sesler vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi eylem, ünvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve bu ünvanlarla ilgili elbise giyilmesi de yasaklanmıştır. Son zamanlarda biliyorsunuz halife isteyenlerin tavırlarını. Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde padişahlara ait ya da bir tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm türbeler kapatılmış, türbedarlıklar da kaldırılmıştır. Yasaya aykırı davrananlara o dönem için para ve hapis cezası getirilmiştir. Aslında bu yasalar 1982 Anayasası'nda inkılap kanunları arasında kabul edilerek koruma altına da alınmıştır. Milli mücadele süresince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasının öncesi ve sonrasında hatta günümüzde Türk devrimlerine karşı olumsuz tepkiler hep genel olarak dinci kesimlerden gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu yerine ulusçuluk, ümmet yerine millet, dincilik yerine laiklik gerçekleştirilince karşı devrimciler de harekete geçmiştir. Cumhuriyetin ilanı, hilafet taraftarları ile mücadeleyi de su yüzüne çıkarmış ve uzun yıllar boyunca gerek gizli gerek açıkça yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet ve gericilerin mücadelesi başlamıştır. Cumhuriyet döneminde Şeyh Said İsyanı, Nakşibendi tarikatının ülkenin çeşitli yerlerinde din elden gidiyor diyerek halkı kışkırtma faaliyetleri, İzmir'de Atatürk'e suikast girişimi, 1925 Terakkiperver ve 1930 Serbest Fırka ile çok partili hayata geçiş denemelerinin şeriat isteyen irticacılar yüzünden başarısızlığa uğraması. 1930 Menemen olayı ve benzeri hareketler. Bunlar Atatürk döneminde yaşanan irticai faaliyetlerinin görünen aslında küçük bölümleridir. Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın yarattığı ekonomik koşullardan rahatsız olan iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi, halkı hoşnut edebilmek için laiklik karşıtı bir takım kararları hayata geçirerek devrimlerin özünden uzaklaşmanın ilk adımlarını atmıştır. Maalesef dini inanışlarla ilgili olarak yeni bir siyasi tutum belirleyen Cumhuriyet Halk Partisi, toplumdaki irticai faaliyetlerin artmasında adeta öncü rol oynamıştır. Bu konudaki ilk somut adımlar partinin 1947 olağan kongresinde atılmıştır. Bu kapsamda devlet denetiminde din eğitimi vermek amacıyla ilkokul ders programlarına din dersleri konmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. İmam Hatip kursları düzenlenmiştir. 7 Ocak 1949'da İlahiyat Fakültesi açılmıştır. 1950 yılında tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilişkin kanunun birinci maddesi değiştirilerek kararnameyle 19 türbe tekrar
ziyarete açılmıştır. Cumhuriyet Halk Parti'nin laiklik karşıtı tavizkar tutumu ve uygulamalarıyla toplumda tarikatlar yeniden etkili olmaya başlamış ve dini yayınlarda bu kapsamda artmıştır. Böylece iç ve dış çıkar çevrelerinin devrimlere karşı düşünce ve eylemleri canlanmış, irticai faaliyetler adeta patlama yapmıştır. Toplumun eğitim ve bilinç düzeyinin artması yönündeki çabaların henüz başındayken, parti çıkarları için laiklik anlayışından verilen tavizler, toplumda gerici faaliyetlere dönüş için zemin hazırlamıştır. Eylem ve düşünce olarak çıkar çevrelerinin artan irticai faaliyetlerine karşılık kısmen de olsa tehlikenin farkına varan Cumhuriyet Halk Partisi 1949'da Ceza Kanunu'nun 163. maddesini yeniden düzenleyerek dine dayalı devlet kurmaya yönelik propaganda yapmak ya da örgüt oluşturmayı suç olarak kabul etmiştir. Ancak malum biliyorsunuz bu 141, 142 ve 163. maddeler Özal zamanında 1991 yılında o zamanki SHP'nin de desteğiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Terörle mücadele kanununun yeniden hazırlanması kapsamında. Cumhuriyet Halk Parti'den sonra iktidara gelen Demokrat Parti'de aldığı kararlar ve uygulamalarla irticai tehlikeye adeta destek olmuştur. Özellikle bu eylemlere bahsediyorum ki Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün ölümünden sonra irticai faaliyetlerin nasıl gündeme gelip büyüdüğünü anlatabilmek, onlardan bahsedebilmek için. 1950 yılında iktidara gelişinin henüz ikinci ayında ezanın Türkçe dışında herhangi bir dilde okunmasını yasaklayan Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini Demokrat Parti değiştirmiş, CHP de bu değişime onay vermiştir. Karşı çıkmamıştır, imzalamıştır. 5 Temmuz 1950'de radyoda dini program yapma yasağı kaldırılarak Cuma, Pazartesi, Çarşamba akşamları 10 dakika Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanmış. 21 Ekim 1950'de okullarda din dersleri zorunlu hale getirilmiş. 1951-52 döneminde birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli bütün teşkil eden İmam Hatip okulları ilk olarak 7 ilde açılmış ki daha sonra hep büyüyerek geldi ve şu anda maalesef sayıları 5.000'i buluyor. Demokrat Parti'nin din konusundaki tutum ilerleyen yıllarda da dinci daha doğrusu din demeyelim, dinci konulardaki tutumu ilerleyen yıllarda da artarak devam etmiştir. Tabii Demokrat Parti'nin bu tutumundan cesaret alan irticai akımlar da eylemlerini hızlandırmıştır. Konya'da Kadın Hanı Demokrat Parti İlçe Kongresi'nde işte kadınlar çarşafa diye sloganlar atmış. 1950'li yıllardan bahsediyorum. Efendim fes sarık Arap harflerinin yeniden kullanılması talep edilmiş. 1951 Aydın İl Kongresi'nde devletin dini İslam maddesinin yeniden anayasaya konması, kadınların çalıştırılmaması, kızların ilk öğretimden sonra okutulmaması gibi istekler dile getirilmiş ve milletvekilleri tarafından da bu isteklerin yerine getirileceği söz verilmiş. Ve 1952'de Ankara ve Çorum'da da benzer istekler dile getirilmiş ve Çorum'daki kongrede talepler kabul edilmiştir. Ülkedeki o zaman irticai düşünce ve faaliyetler açıktan açığa bu sefer çok yoğunluk kazanırken de Ticaniler gibi bazı radikal gruplar Atatürk'ün manevi şahsına ve heykellerine yönelik saldırılarda bulunmaya başlamışlardır. Bunun üzerine 25 Temmuz 1951'de Atatürk'ü koruma kanunu kabul edilmiştir. Gelişen olaylar üzerine Demokrat Parti lideri Adnan Menderes irtica ile mücadele kararı almış ve İsmet İnönü ile birlikte harekete geçme çağrısı yaparak Atatürkçü gençler ve aydınlarla işbirliği yapmaya başlamıştır. Ki o dönem bile halkın getirildiği yöne doğru Demokrat Parti bir korku, tedirginlik yaşamış. Ve biraz sonra da bahsedeceğim. Buna karşı da bir takım eylemlerde bulunmuştur.
Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'le birlikte yaşamalarına rağmen, Demokrat Parti kurucularından bahsediyorum, Atatürk'ün Türklük bilinci ve devrimlerini özümseyememiş, gelecek için öngörüsü olmayan liderler, iktidar olabilmek ve çıkar sağlamak için dini yaşamda serbestlik getiren uygulamaların önünü açsalardı, en azından yaklaşan irticai tehdidin farkına vararak laiklikten de hiç vazgeçmemişlerdir. Bu her ne kadar olumlu gözükse de, ki gene de dini yönden, dinci dayatmaların ve halkın dinci olarak topluma baskı yapılmasından dolayı çok büyük suçlu görülmektedir ki şu anda artık iktidar maalesef geldiğimiz noktada laikliği bile ağzına almamakta, hilafetten ve şeriattan bahsetmektedir. Yani toplumda giderek dinci dayatmalar artık bir algı olarak bütün topluma yayılmaya başlatılmıştır. O dönemde toplumun aydın kesimleri de aslında bu dinci tehlikeyi yakınlarında görünce devrimleri zararlı akımlara karşı korumak amacıyla 19 Mayıs 1953'te Milli Tenasüp Birliği diye bir birlik kurmuşlardır. Ki bu birlikte gazeteciler, aydınlar, hatta siyasi kesimler, sanatçılar hep beraber bir araya gelmişler ve irticai tehditlere karşı ortak hareket etme kararı almışlardır. Basında, medyada tabii çok önemli bir faaliyet göstermiş Fahir Bey, özünde. sizin Efendim. slaytınızdaki milli tenasüt zannediyorum milli tesanüt olacak. Ha, olabilir, olabilir. Onu Yanlış sonra yazmış düzeltiriz. olabilir. Tamam, düzeltirim müteakiben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün devletimizin bekasına yönelik irticai faaliyetler giderek artmakta ve açık olarak faaliyetlerini malum sürdürmektedir. Bu faaliyetler bugüne gelirse gücünü ve cesaretini 2000 yılında iktidara gelen AK Parti yönetimi ve başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almaktadır. İktidara geldikleri 2002 yılından itibaren sahip çıktıkları tarikatlar ve laikliğe aykırı demeç ve eylemleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 14 Mart 2008 yılında AK Parti'nin laikliğe aykırı fiillerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle partinin kapatılması ve Başbakan o dönemde Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dayı 71 kişinin 5 yıl süreyle siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırlanan iddianame 31 Mart 2008 günü Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Yapılan yargılamada sonucunda da AK Parti Anayasa Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, laikliğe karşıtı faaliyetlerin odağı olduğu şeklinde suçlu bulunmuş. Ancak partinin temelli kapatılmaması, sadece hazine yardımının belli oranda kesilmesi kararına varılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı AK Parti'nin iktidar olma amacını da açıkça ortaya koymuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti için laikliğe aykırı fiillerin odağı olduğu kararına rağmen bu durumdan AK Parti yönetimi ve başkanının etkilendiğini de söyleyemeyiz. Tersine parti başkanı ve üyelerinin laiklik karşıtı söylem ve eylemleri her geçen zaman artarak devam etmiştir. AK Parti döneminde özetlersek Tekke, Zaviye, Dergah medreselerin inşasına destek verilmiş, eskileri onartılmış. Tarikat ve cemaatlerin güçlendirilmesi için maddi yardımlar yapılmış. Tarikat ve cemaatlere sürekli gelir getirecek dershaneler, burslar, yayın organları, öğrenci yurtları ve benzeri uygulamalar ile gelir kaynakları yaratılmış. Bakanlık dahil devlet kadrolarında önemli görevler verilmiş. Fethullah Gülen cemaatine yapılan destek ülkemizde iç savaş ve darbe girişimlerine neden olacak kadar büyümüştür. Erzurum'un Pasinler ilçesi Korucuk Köyü, 1941 doğumlu olan Fethullah Gülen isimli bir imam. İlkokulu dışarıdan sınavlarla girerek bitirdiği söylenen bu insan, bakın, bir anda yurt içi ve yurt dışında hoca efendi yapılarak
devlet büyüklerinden olağanüstü bir saygı görmeye başlamıştım. Fotoğrafları özellikle koydum. O yüzden de slaytların görünmesini istemiştim. 70'li yılların başında laikliğe aykırı eylemleri nedeniyle 7 ay tutuklu kalan, sonraları yurt içi ve yurt dışında konferanslar verecek kadar güçlenen Fethullah Gülen'in verdiği bu konferanslara dönemin başbakan ve bakanların da dinleyici olarak katılması ilginçtir. 1990'lı yıllarda artan serveti ve yurt içi yurt dışı yatırımlarıyla anılan şahsa devleti yönetenler oy uğruna açık destek vermiştir. 4 Nisan 1996 tarihinde Fener Rum Patriği, 23 Ocak 1998'de Vatikan'da Papa II. John Paul ile görüşecek kadar kendisine dini, siyasi kimlik kazandırılmıştır. İlkokul mezunu bir imamdan bahsediyoruz. Tabii arkasındaki gücü hepimiz biliyoruz. Fethullah Gülen, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle sağlık durumunu bahane ederek 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştır. Hala da altta gördüğünüz çiftlikte yaşamını sürdürmektedir. AKP hükümetinin 2002 yılında iktidara gelmesiyle adalet, eğitim, güvenlik ve ekonomi alanındaki devletin en kritik kadroları bahsettiğimiz Fethullah Gülen'in müritlerine teslim edilmiştir. Devlet içindeki tarikat siyaset yapılanmasının karşısında ne asker, ne yargı, ne de sivil toplum kuruluşları, STK'lar duramamıştır. Zaman içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmak üzere her kesimden Atatürkçü aydınlar sahte evrak deliller ile sorgulanarak, gözaltına alınarak, tutuklanarak aralarında korku yaratılmak suretiyle sindirilmeye çalışılmıştır. Atatürkçü aydınlar adeta yazılı ve görsel medyada hain olarak tanıtılmıştır. Yavaş yavaş geldiğimiz noktanın aslında en güzel özeti ve gideceğimiz yolu da gösteren muhtemel gelişmelerin en güzel özetidir bu bahsettiklerim. Yeterli hazırlığa ulaştığı zannıyla 15 Temmuz 2016'da, tabii biraz da geç kaldım korkusuyla bazı şeylerden şüphelendiği için, yakalanacağı anladığı için, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne içine sızan sözde üniformalı bir kısım FETÖ'cü hainin Türkiye'de sözde dinci darbe yaparak devleti İslamcı yapıya dönüştürme gayretleri gene Atatürk'ü ve Atatürk'ü özümsemiş askerler sayesinde emeline ulaşamamıştır ve bu çok önemlidir. Ancak askeri yapının da yavaş yavaş bozulduğunu hepimiz görüyoruz. Bugün için devletten gördükleri maddi ve manevi destekle müritleri artan ve ilkokul öncesi çağlardan başlayarak çocuklarımızı zehirleyen tarikat ve cemaatlerin etkinliği maalesef ve çok acı bir şekilde giderek artmakta ve bunlara karşı da hiçbir şey yapılamamaktadır. Burada da fotoğraflarda bunların hepsi gerçek fotoğraflar görüyoruz. İşte Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, genel başkanımızın belirttiği gibi Timurlu'nun çöküşlerinde tarikatların etkisinin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hem devlet çürüyor hem din çürüyor. Evet, mevcut durum itibariyle temin edilen bilgiler ışığında ülkemizde varlık gösteren tarikat ve cemaatler ekranda yansıda. Şöyle gösteriyorum, uzun uzun okumayacağım. İşte Fethullah Gülen, Nurcular Cemaati'nde. Oyları da zaten hep Erdoğan'a verdiler o dönemde. Nakşibendi Tarikatı, bunun içerisinde aslında en genel başkanımızın da ifade ettiği gibi tehlikeli tarikatlardan bir tanesi. Bunların içerisinde Menciler, İskender Paşa, İsmail Ağa, Süleymancılar var. Ki bu tarikatları da incelediğimizde çoğunluğunun, liderlerin çoğunluğunun torunları, çocukları hepsi yurt dışında, özellikle de ABD ve İngiltere'de eğitim almıştı. Kadiriler, bunlar da işte ekranda gördüğünüz gibi. Halveti tarikatı, Cerrahiler, Uşakiler bunların üyeleri. Maalesef Rufai tarikatı, kendilerini o şişleyenler zaman zaman televizyonda da karşımıza çıkmıştır.
Muhakkak. Bunlar hep din için yaptıklarını düşünen insanlar. Ve insanlarımızı, halkımızı nasıl etkilediklerini de hep beraber görüyoruz. Ve maalesef de görmeye devam ediyoruz. Melami tarikatı. Daha önce konuşmuştuk ama bu konuyu gene aldım. Özellikle gündeme getirmek için. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Eser Gür Balcı ve ekibinin 2017 yılında yaptığı, 2017 yılında bakın ve 4 ay süren saha çalışmasıyla Türkiye'de eğitim sorunlarının ulusal güvenlik sorunu haline geldiği de ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, TÜİK, eğitim sendikaları, diğer devlet kurumlarının verileri incelenmiş, 16 ilde tek tek bireylerle yüz yüze görüşüldüğü, nitel çalıştırma yolunda saha çalışması yapıldığı belirtilmiştir. Ve elde edilen bilgiler eğitimde tahrikat gerçeği 1 milyon çocuk tahrikatların elinde başlıklı bir rapor yayınlanmıştır. Ki Profesör Sayın Eser Gül Balcı biliyorsunuz üzerine çok gidildi bu rapordan sonra. Kendisi gözaltına alındı. Mütakiben üniversitedeki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Sonra İyi Parti'ye geçti. Oradaki düşüncelerini belki ifade edebilirim diye. İyi Parti'de de maalesef yaşanan son olaylarda kalamadı. Şu anda İyi Parti'den de ayrıldı. Malum bilmiyorum en son ne yaptığını ama dışarıda. Partimizle ilgili de sanıyorum görüşmeler oluyor. Hazırladığı rapora göre Türkiye'de belli başlı tabii 2017 yılından bahsediyoruz. Yani arada 7 yıl önce belki bu rakamlar şu anda iki katına çıktı bahsedilen rakam. Türkiye'de belli başlı 30 tahrikat silsilesi ve bunların 400 kolu bulunmaktadır. Türkiye'de 2,6 milyon kişinin bir tahrikatla organik bağı bulunmaktadır. Tahrikat üyesi olan ya da faaliyetlerine katılan kişi sayısı 1 milyon 100 bindir. Sadece İstanbul'da 445 tahrikat ve kolunun tekke, medrese ya da Kur'an kursu adı altında binlerce çocuğa eğitim verdiği tespit edilmiştir. Üstelik bu çocukların bir kısmı okul çağında bile değildir. Çoğunluğu İstanbul, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere. Yani İstanbul olmak üzere genelde ülkemizin doğusunda 800'ün üzerinde faal medrese bulunmaktadır. Büyük şehirlerde denetimsiz kaç apartman medresesinin faaliyette olduğu ise tam olarak bilinmemektedir. 4.000'in üzerinde özel yurdun 2.480'inin bir tahrikatla bağlantılı olduğu tespit edilmiş ki yarı yarıya. Daha da tespit edilmeyenin olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi 2017 değerleri bunlar. Türkiye'de tahrikatların yasak olmasına rağmen kanunsuz para toplama, yurt okul dershane açma, televizyon açma, toplantılar düzenleme, Türkiye aleyhine manifestolar yayınlama, Suriye cihadını açıktan eleman toplama faaliyetlerini açıktan icra etmektedir bu tahrikat ve cemaatler. Maalesef. Tahrikat ve cemaatler kamudan beslenen devasa holdinglere dönüşmüşlerdir. Özellikle eğitim ve sağlık alanını tercih etmektedirler. Hatta ve hatta terör örgütü PYD lideri Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim'in ki 18 Nisan 2020'de vefat etmiştir kendisi eceliyle. Gaziantep'te Ez-Zehra Üniversitesi'ni kurup TRT Kürdi kanalında da Kürtçe yayın Kur'an programları yaptığı bilinmektedir. PYD lideri Salih Müslim'in kardeşinin. Ve tarikatların el attığı eğitim konusunda askeri okulların da nasibi aldığı, FETÖ tarafından örgütten olmayan subay askeri öğrencilerin 2007-2008 yıllarında tasfiyesine başlandığını, işte bu subayların tasfiyesinde isimsiz mektup, istifaya zorlama, sosyal medyada itibarsızlaştırma, personel eğilimin, komutan ve amirlerin zaaf ve açıklarının tespiti, toplantı ve önemli görüşmelerde ses ve görüntü kaydı gibi yöntemler kullanılarak devletin Atatürkçü aydın askerlerinin sahte belgelerle ordudan tasfiye edildiğini başta şahit olarak ben hepimiz biliyoruz. Bugün harp okullarının niteliksiz öğrenciler, müfredat ve dini yapıların referansına terk edilmesinin
yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel ulusal güvenlik zafiyetlerine maalesef zemin hazırladığının da farkındayız. Geçmişte Türkiye'nin en başarılı ve muhakeme yeteneği en yüksek öğrencilerinin kabul edildiği askeri liselerin kapatıldığı, harp okullarının sıradan öğrencilerin kabul edildiği Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki fakültelere dönüştürüldüğünün farkındayız. Görüyoruz. Mülakatlarda sorulan soruların içeriği dikkate alındığında geleceğin Türk subayının belli bir siyasi ideoloji ve dini yapılar çerçevesinde seçilmekte ve yönlendirilmekte olduğunu hepimiz farkındayız. Hatta bu konuda şöyle bir örnek de verebilirim. Ben son görev yerim Deniz Harp Okulu Alay Komutanı iken malum mülakatta da komisyon başkanlarından biriydim. İşte üniversite sınavını puanlarını bayağı düşürmüşlerdi o dönem harp okullarına personel alabilmek için, öğrenci alabilmek için. İşte gelen öğrencilere mülakatta soruyordum ki maalesef gerçekten özellikle ekonomik durumda çok kötü imkanlara sahip ailelerin çocukları başvuruyordu. O dönem için söylüyorum ki şimdi de hala öyle zannediyorsam. Gelen çocuklara sorduğumda neden Deniz Harp Okulu'nu tercih ettin diye genellikle polis kolejini polis akademisini kazanamadığım için diyorlardı. Başka üniversiteyi kazanamadığım için diyorlardı. Yani düşünün ki bir zamanlar kendi ailem de dahil olmak üzere hepimizin gıptayla baktığı askerlik mesleği, rütbeli personel, subayı, astsubayı girmek için can attığı askerlik mesleği artık böyle mecbur kalınmış. Hani hiçbir çaresizlikten diğer seçenekler kalmadığı için başvurulmuş, kurumlara dönüştürülmüştü ki bu durum maalesef ülkemizin güvenlik zafiyeti açısından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle topluma yani katkısı açısından son derece kötü bir gösterge hepimiz açısından. O yüzden de diyoruz ki inşallah umudumuz bu durum bir an önce sonlanır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı durum ortadan kalkar ki ben hala kendi sınıf arkadaşlarımla ve görevde olan bazı arkadaşlarla konuştuğumda da aynı şikayetleri alıyorum. Zaten hepimiz de biliyoruz. İşte cübbeli amiral biliyorsunuz o yüzden birçok amiralimiz yargılandı. Montre ve cübbeli amiral konusundaki toplumu bilgilendirmeleri yüzünden. Yani artık içimize girdiler. En son yine harp okulundan mezun olan, daha yeni mezun olan teğmenlerin işte 10 Kasım'da bir kısım teğmenin Atatürk resmi takmadı diye göğsüne. Takmamak için direndi. Buna karşılık işte onları ikaz eden Atatürkçü subayların da hep birlikte meslekten atıldığına şahit oluyoruz. Bunlar çok üzücü ve gittiğimiz noktayı tehlikesini göstermesi açısından da çok dikkat edilmesi bir durum. İşte cübbeli amiralde de görüyorsunuz. Altındaki efendim o davet gibi şey de maalesef gene bir tanemiz şu anda o zaman tüm emir olan işte komutanımızın kandil tebriği. Kime gönderiyor? Devlet büyüklerine. Bunlar hep üzücü şeyler. Cübbeli amiralin de işte rütbeleriyle beraber nasıl el üniformasının üzerine efendim sarık taktığı, cübbeler taktığı, öyle ibadet yaptığı bunu da hiç çekinmeden internette fotoğraflarıyla paylaştığı malumunuz hepinizin. Bu yöntemlerle seçilmiş ve kısa sürelerle eğitim alarak rütbe kazanmış yani subayların özellikle cemaatlerden gelen Türk ordusunda kumanda etmeleri en zor şartlar altında ve baskı altında yanlış kararlar verebilmelerine ve ülkemizi tehlikeli boyutlara götürebileceklerine neden olabilecektir. Diğer taraftan gene bildiğimiz bir konu 2023 yaz aylarında Milli Eğitim Bakanı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında çevreme duyarlılığın değerlerime sahip çıkıyorum. ÇEDES projesi kapsamında protokol imzalanmış. Protokol ile de manevi danışman olarak okullara imam, vaiz ve din hizmetleri uzmanları ile Kur'an kursu hocaları atanarak öğrencilere değerler eğitimi verileceği açıklanmıştır. Amaç tabii ki belli. Protokolün ilk uygulamaları ise birçok ilde yaşama geçirilmiştir. Maalesef hukuk kapsamında bir tek karşı çıkılabilir belki ama hukuk da artık bu konuda duyarlı değil. Ülkemizin gittiği dinci tehlikenin
tehlike karşısında. ÇEDES protokolü uygulayan il valileri, il milli eğitim müdürlükleri ve il müftüleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dosya Yargıtay'a taşınmış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda yapılan faaliyeti laikliğe aykırı bulmayarak dosyanın işleme konulmamasına karar vermiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde konuyla ilgili bir haber çıkmış. Maalesef derse giren bir vaiz derste Atatürk'ün bir put olduğunu, Çanakkale Zaferi'nde hiçbir katkısı bulunmadığını efendim söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği, bilim diye bir şeyin olmadığını ifade ettiği ve Cumhuriyet tarihine saldırıldığı da tespit edilmiştir. Zaten dediğim gibi amaçları belli. Özellikle Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in değerlerine saldırmak ve onları yok etmeye kalkmak yerine dinci, efendim, şeriatla yönetecek bir ülke kurmaya çalışmak. Hatta haberde ÇEDES kapsamında ilkokul öğrencilerin camiye götürülerek müftü tarafından Gazze için dua ettirildiği de belirtilmektedir. Şimdi yeni bir gene bilgi bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yılda bir yayınladığı stratejik planları var. Burada Milli Eğitim Bakanlığı bu 5 yıllık planda kendisinin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini ortaya koyuyor. 2024 yılına kadar hiçbir şekilde efendim, milli, manevi, kültürel, din gibi değerler burada yer almazken, örneğin işte 2019-2023 stratejik plan var. Sol tarafta onu görüyorsunuz. Ama sağ tarafta özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın misyonu yani görevleri kısmına milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı sağlıklı nesiller yetiştirmek diye bir ifade konmuş. Değerlerde de konacak bu. Tabii bu ifadelerin konulması demek bütün milli eğitim sisteminin bu ifadeler üzerine inşa edilmesi demektir. Çünkü bu ifadelerin konulmasının amacı Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyonu nedir? Yani geleceğe bakışı, görevi nedir, misyonu? Şu andaki yapması gereken görevleri, işte milli, manevi, diğer kısımlar da var tabii ama onlar bu araya sıkıştırılan maalesef bir amacı ifade ediyor. Diğer kısımlarda tabii ki standart şeylerden bahsetmiş. Ama bu ilk defa giriyor Milli Eğitim Bakanlığı 5 yıllık strateji eğitim planı içerisine. Milli, manevi ve kültür. Ha ne var bunda diyeceksiniz. Efendim bunda çok şey var. İşte bunda din, ahlak ve değerlere bağlılık. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın planı olduğu için işte daha okula bile başlamamış çocuklara anaokulu seviyesinde maalesef ilkokul, ortaokul seviyesinde bu çocuklara tarikatlar ve cemaatler tarafından eğitim verildi. Nasıl eğitim verildi malum. Yani algı yaratıldı. Onların beyinlerini yıkandığında hepimiz şahit oluruz, görüyoruz ve geleceğimiz için de son derece kaygı verici bir durum. Hepimiz de bu olayın farkındayız ama herhangi bir şey de yapamıyoruz. Toplumun bilinçlendirilmesi bu konuda çok çok önemliyken maalesef muhalefet de bu konuların üzerinde din uğruna fazla tepki gösteremiyor. Ayrıca mesela 30 Ağustos 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni haftalık ders çizelgesinde de seçmeli ders saatleriyle oynanarak ilk ve orta öğretimde zorunlu din derslerinin saatleri artırılmış. Böylece din derslerinin saati ortaokullarda haftada 4 saati, liselerde ise en az 3 saati çıkarılmış. Ayrıca ortaokul 1. sınıfta Arapça dersi verilebilmesinin önü açılmıştır. Şimdi daha önce ben Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışırken yaşadığım bir tecrübeyi aktarmıştım. Dış tehdit analizi kısmında. Burada çok özetle söyleyeyim. Talim Terbiye Kurulu'nda ziyarete gitmiştim. Özellikle bu toplumda milli eğitimde Atatürkçü düşünce sisteminin nasıl olması gerektiği ve nasıl olduğu yani tespit ve öneriler kapsamında bir çalışmam olmuştu. İlker Paşa'nın desteğiyle. Orada çok enteresan yani bazı tarikatların şeylerin kitap hazırlamış olduğu, yayınlamış olduğu kitapların okullarda tavsiye edilen okuma kitabı olarak belirtildiğini gördüm. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından. Bu çok acıydı.
Ve toplumda mesela gerçekten Atatürk Kültür Dil Tarih Kurumu gibi bu işin esas sorumlusu olan Atatürkçülüğü anlatması gereken kurumların bu konuda hiçbir katkıda bulunmadığı, iş yapmadığı, sadece özellikle de yurt dışında değişik efendim eğitimlere, kurs vermelere, ders vermelere katıldığını gördüm. Katkıları olmadığını gördüm. Yani ev birliğiyle bütün toplumumuz, aydın kesimlerine dahil, şimdi gelinen noktaya sanki bir hizmet ettik, hazırlık yaptık gibi bir intiba içerisindeyim. Tabii ana muhalefetin bunda çok büyük etkisi olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda partimizin yaptığı ufak bir çalışmayı da aldım buraya. İşte laiklik karşıtı eylemlerin giderek artması, ekonomi üzerinde de ağır bir yük oluşturmaya başlamış üzerine. Partimiz Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak tarafından din ve devlet işlerinin ayrılmaması nedeniyle devlete yüklenen mali yükün analizi başlıklı bir çalışma yapıldığını, işte analizde efendim 2023 yılı bütçe gerçekleşme beklentisine göre sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın giderlerinin 50 milyar, yaklaşık 50 milyar olduğu, efendim ÇEDES kapsamında bunda İmam Hatip okullarını, efendim fakülteleri, ilahiyat fakültelerini, din dersi öğretmenlerinin aylıklarında koyduğumuzda toplam maliyetin yaklaşık 91 milyon 233 bin Türk lirası olduğu, ki 2024 yılı öngörülen bütçeyle ilgili de Sayın Feyzullah Bey bir çalışma yaptı. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 124 milyar gibi, yani yaklaşık iki katına yakın 2024 bütçesinde gene bir harcama öngörüldüğünü tespit ediyoruz. Etti Sayın Feyzullah Bey ve bunu da yayınladı televizyonlardan ve internet üzerinden. Ya bu parayla, bu 91 milyarla yaklaşık 2023 bütçesinden bahsediyorum. İşte işsizlik ödeneğinin %100 arttırılabileceğini, SMA hastası her gün televizyonlarda gördüğümüz tüm çocuklarımızın ölümden kurtarılabileceğini, her yıl 6067 ilkokul, 3640 lise, 910 üniversite, 455 hastane, 228 fabrika kurulabileceğini, 113.750 konut yapılabileceğini ve depremde evi yıkılan vatandaşlarımıza ücretsiz verilebileceğini, her yıl 722 kilometre otoyol ve 1083 kilometre demiryolu yapılabileceğini Sayın Feyzullah Budak Beyefendi ortaya koydular. Genel Başkanımızın baş yardımcısı. Ve bilmiyorum, eğer daha sonra da olabilir, bir yanlışlığım varsa kendisi düzeltebilir. Yakın bir faaliyette 1 Şubat 2024 tarihinde, biliyorsunuz, Diyanet Akademisi Başkanlığı birinci dönem aday din görevlileri mezuniyet merasiminde konuşan Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, adliye koridorlarında şeriat sloganları atan ve mitinglerde hilafet bayrağı açan gruplara maalesef maalesef sahip çıkmıştır. Ki bunu onları cesaretlendirmektedir. Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var demiş. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bize şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir demiştir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir, ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur diyebilmiştir. Bu ülkenin hukuku korumakla görevli kimi baroları çıkıyor, kelime-i tehditle ilgili suç duyurusunda bulunabiliyor. Milyonlarca vatandaşını gerici diyerek tahkir edebiliyor demiştir. Kelime-i tevhid, biliyorsunuz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, ama bunu siz bütün topluma efendim pankartlarla, afişlerle, bilmem nelerle empoze ediyorsunuz. Algı yaratıyorsunuz. Bunların hepsi zaten suç. Anayasa göre ya da suç, kanunlarımıza göre de suç. Çünkü topluma siz bunu serbest bırakıyorsunuz. Ama toplumda efendim ne bileyim, maaşlarla ilgili veya eğitim konusunda ilgili haklı bir takım yürüyüşlere çok şiddetli bir şekilde müdahale ediyorsunuz. Mesela Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. Türkiye'de sayıları az da olsa kimi çevrelerde şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır. Geçen gün Genel Başkanımız da son derece uygun ve açık bir şekilde şeriatın ne olduğunu ifade ettiler.
Şimdi şeriatı bu ülkede uygulayabilmenin veya bu devirde uygulayabilmenin imkanı var mı? Şeriatın ne olduğunu anladığımızda. Şeriat o dönemki Arapların kendi aralarında mecburen koymak zorunluluğunu hissettikleri hukuk kuralları. Çünkü maalesef öyle bir hukuk kuralları o kadar kötü bir durumdan zaten dinin biliyorsunuz yani hep toplumların en kötü toplumlara gelmiştir. Yoldan çıkmış toplumlara gelmiştir. O da orada düzeni sağlamak için bir takım hukuk kurallarıdır. Ama dinin özü o değildir. Dinin özünde iyi ahlak vardır, temizlik vardır, inançların nasıl yapılacağı vardır. Bunlardan bahsedilir. Ama şeriat o dönemin nasıl yönetileceğine dair devletlerin bir hukuk sistemidir. Çünkü şeriat Kur'an üzerine yönetilmişlerdir. Yani maalesef Kur'an'ı devlet yönetiminde yönetimin esası olarak kabul etmişlerdir. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığından boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. Ya kim cehalet karanlığı içinde boğuluyor? İşte her zaman yaptığı gibi saldırıya geçiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ondan sonra da söylediklerinden vazgeçiyor. Ben onu demek istememiştim. Veya tam tersini yapıyor. Ama bu toplumda belirli kesimlere mesaj vermek, özellikle burada bahsettiği cehalet içerisindeki toplumu halkı yönlendirmek amacıyla söylenmiş sözlerdir. Belli bir amaca hizmet ediyor. Bunun aksi savunulamaz ki. İşte din görevlerimizin kendilerini camilerle ve Kur'an kurslarıyla sınırlamaları düşünülemez. Yani din görevleri sadece camilerde ve Kur'an kurslarında değil, okullarda olmalı diyor. Zaten kanununu çıkarıyor. İşte Stratejik Milli Eğitim Bakanlığı'nın planında belirtildiği gibi 5 yıllık planda. Din görevleri okullara gitmeli diyor. Hatta tarikat, cemaat liderlerini de din görevlisi olarak kabul edip onlarla protokol imzalanıyor. Okullara gidip çocukları işte camiye, gezdiğe götürsünler diye ve Atatürk'ü kötülesinler, Cumhuriyet'i kötülesinler diye. İmam demek içinde yaşadığı halkın önderiyle aynı zamanda parmakla gösterilen şahsiyeti demektir. E tamam. Okullarda peki işte burada amaç ortaya çıkıyor. Neden taşımalı eğitime geçtik? Neden köylerde nüfusu düşük yerlerde öğretmenleri okullarımızı kapattık? İşte bu yüzden. Çünkü oralarda diyor imam halkın önderidir. E imamın da maalesef yani imam veya din adamlarının da verdiği bilgiler malum. Yönlendirildiği malum. Nasıl yönlendirildiği? En baştan bakarsak Diyanet İşleri Başkanı kendisinden zaten başlayan bir husus var. Ve bu ifadeler de maalesef ki bu ülkenin lideri olan Cumhurbaşkanı, halkın yarısını neredeyse oyuna alan kişiye ait Cumhurbaşkanı'nın ifadeler. Giderek büyüyen irticai yapılanmanın ülkemizin bekasına yönelik inşa edilmeye çalışan dinci yapının çok tehlikeli bir boyut kazandı. Özellikle dinci tarikat ve cemaatlerin sayısal ve nicelik olarak büyük tehlike arz ettiği, toplumun dinci algılar yaratılarak bölünmeye ve Araplaştırılmaya çalışıldığı, anayasayı korumakla görevli Cumhurbaşkanı'nın topluma yönelik dinci dayatmaları bizzat desteklediği görülmektedir. Henüz okula başlama yaşında olmayan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatı sonuna kadar ağır dini hurafelere maruz bırakılarak beyinlerinin yıkandığı ve ülkemizin geleceğinin karanlığa doğru sürüklendiği, dinci yapılanma gayretlerinin ülkemiz ekonomisi üzerinde de çok büyük bir yük oluşturduğu görülmektedir ve bilinmektedir. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşıtı faaliyet gösteren, halife ve şeriat sevdalısı tarikat ve cemaatleri destekleyen, büyüten, devletimizin bekasına yönelik hem yıkıcı hem de bölücü faaliyetlere liderlik eden en tehlikeli oluşum, gerçek amaç ve hedeflerini toplumdan gizleyerek ve demokrasinin sağladığı her türlü etkileşim ve iletişim imkanlarını kullanarak halkı aldatan emperyalist ülkelerin güdümündeki siyasi partilerdir. AKP ve güdümündeki siyasi partiler, tarikatlar, cemaatler, anayasa ve yasalarda açıkça suç olarak belirtilmesine rağmen toplumu bölme ve birbirine düşman etmeyi gizli hedefleri için amaç edinmişler ve uygulamaya koymuşlardır. Devletin
adaletsiz ve kuralsız uygulamalarına muhalefet edenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler tarafından ya haksız kazançla zenginleştirme, özel makam ve kariyer verme, liyakatsız oldukları halde devlet kurumlarında görevler verme gibi ayrıcalıklar sağlanarak satın alınmakta ya da hala direniyorlarsa özel hayatın ifşası, itibarsızlaştırma, varlıklarına el konulma ve uydurma delillerle yaratılan tutuklama ve hapis cezalarıyla korkutma gibi eylemlerle susturulmaya çalışılmaktadır. Devleti yönetenler satın alarak veya her türlü hukuksuz girişimlerle ellerine geçirdikleri basın yayın ve görsel medya aracılığıyla Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini topluma algı yaratarak sunmakta ve halkı akıl ve bilimden uzaklaştırarak dinci yapıya dönüştürme çabalarını arttırarak sürdürmektedirler. Özellikle işsizlikten, açlıktan, fakirlikten, çaresizlikten bunaltılarak dine sığınmış ve çareyi Allah'ın manevi adaletinde aramaya yönlendirilmiş insanları kendileri Allah'ın yeryüzü temsilcileri gibi göstererek aldatmakta. Ayrıca Arapça sanki kutsal bir dilmiş gibi, burası din değil dil olacak, algı yaratılarak toplumun kendi dilinde Allah'ı ve gerçek dinini öğrenmeleri engellenmektedir. Kur'an'da Yusuf suresinin ikinci ayetinde Kur'an'ın daha iyi anlamaları için Arap toplumunun daha iyi anlamaları için Arapça gönderildiği ifade edilmektedir. Açıkça ben daha iyi anlamanız için Kur'an'ı Arapça gönderdim demektedir. Yusuf suresi ikinci ayeti. Ona rağmen bu faaliyetler Arapça sanki kutsal bir dilmiş gibi topluma lanse edilmektedir. İnsanlar tıpkı aşiret yapılanmasında olduğu gibi muhtaç ve köle duruma getirilmek suretiyle yüz binlerce yıldır inandığı kültür ve ahlaki değerlerden, Türk kültüründen uzaklaştırılarak Arap kültürüne yakınlaştırılmaktadır. Emperyalist devletlerin istedikleri gibi. Onların özellikle Soğuk Savaş sonrasında açıkça ifade ettikleri gibi. Şahsi ve kurumsal çıkarları için bu emperyalist güç odaklarının amaçlarına hizmet eden bu siyasi parti ve oluşumlar maalesef Türk halkının tarihsel, kültür ve ahlaki değerlerini yok etmektedir. Bu parti ve oluşumlar tamamen ortadan kaldırılmadan, işledikleri suçların hesaplarını vermeden, laik devletimizin yıkılmasına yönelik amaç, söylem ve eylemlerin son bulmayacağı görülmektedir. Toplumun doğru ve gerçek dini bilgilere ulaşması için Arapçanın kutsal bir dil olmadığı, biraz önce bahsetmiştim, halka anlatılmalı, ibadetin Türkçe yapılması sağlanmalı, kısaca din ile halkı aldatanlara karşı gerçek dini anlatarak dini duyguların sömürülmesi engellenmelidir. Ki bu konuda Atatürk kendi ifadelerinde yaptığı çalışmalarda biz bu dini değerlerimizi kötüye kullanan insanları, bu hurafecileri nasıl ortadan kaldırabilir, halkın bunların etkisinden nasıl kurtarabiliriz diye yaptığı çalışmalarda sonunda demiş ki biz bunları anlatmalıyız. Ne yapmalıyız? Kur'an'ı öğretmeliyiz. Dini öğretmeliyiz. Dinin ne olduğunu onlara göstermeliyiz. İlk olarak da biliyorsunuz Elmallah'ım diye işte Kur'an'ın tefsirini yaptırmıştır. Daha sonra Türkçe ezanı bilim adamlarıyla beraber oturup benimseyip ondan sonra da kanun haline getirerek, yasalaştırarak Türkçe ezanı toplumda ibadet olarak veya işte camiye çağırmak olarak kullanmaya başlamıştı. Ayrıca ibadetin de Türkçe yapılması için Yalova'da çalışmalara başlamış. Gene bilim adamlarıyla. Ancak maalesef ömrü yetmemiştir bu çalışmaları sonlandırmaya. Bu görev belki bizlere düşmektedir. Halkı bilinçlendirmenin. Yani din bize gösterilen özellikle AK Parti ve diğer partilerin veya diğer dinci efendim toplumu karanlığa götürmeye çalışan insanların gösterdiği dinin bu olmadığının halka topluma anlatılması açıkça gerekir. Bunun üzerinde durulması gerekir.
Sonra biz dine karşı değiliz. Aynı Yaşar Dinci Hoca'nın, din hocasının söylediği gibi, şimdi soy ismi de aklıma gelmedi. Biraz herhalde de etkilendim. Biz halkımızı dini söylemlerle, Allah ile aldatanlara karşıyız. Yaşar Nuri Öztürk hocam. Bir anda aklıma gelmedi. Teşekkür ederim Fezullah Bey. Yani biz dini söylemlerle Allah ile aldatanlara karşıyız dinimiz. Dine karşı değiliz. Ata Parti'nin anlayışında güvenliğimiz Türk milletinin dinci, şeriatçı yönetimle değil, çağdaş devlet yönetimiyle, akıl ve bilimle, çağdaş eğitim sistemiyle, ileri demokrasiyle, toplumcu kalkınma ile ancak yönetilmesiyle güvenliğimiz sağlanabilir. Devlet kurumları milletine doğru, adaletli ve tarafsız hizmet vermelidir. Bunun için de önceliğimiz iç güvenlik olmalıdır. Çağdaş, özgür ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek için ihtiyacımız sayıları 5.000'e ulaşan imam hatip liseleri değil, meslek liseleridir. İhtiyacımız ilahiyat fakülteleri değil, bilişim, yazılım, yapay zeka, elektronik, bilgisayar, uzay bilimleri, genetik, çevre, iklim, makine gibi ihtiyacımız olan mühendislik fakülteleridir. İhtiyacımız olan cami değil, bilim ve bilim kaynağı olan okul sayılarının arttırılması. İhtiyacımız olan tekke, zaviye, tarikat, dergah, cemaat mensupları değil, Türk kimliğine, ulus bilincine, Atatürk devrimlerine, Atatürk Türkçülüğüne inanmış ve Türk devletini daha da ileriye taşıyacak insanlarımızdır. İhtiyacımız olan imamlar, vaizler, şeyhler, dervişler değil, aydın insanlar, öğretmenler, bilim insanları, sanatçılar, devlet adamları. Kısaca ihtiyacımız olan şeriat hukuku değil, çağdaş hukuk adaletle yönetimdir. Kadının kıyafetine karışarak çarşafa sokmaya çalışanlar, kadını ve çocukları seks objesi görerek taciz edenler, ahlaklı ve Allah'a inanan insanlar olabilir mi? Olamaz. Onlar ancak tertemiz inancımızı istismar eden halkımızı Allah'ı kullanarak aldatan şarlatanlardır. Devlet kurumlarında dini sembolize eden kıyafet veya takılarla çalışmak toplumda ayrıcalıklılığı da beraberinde getirir. Mevcut gelişmeler ışığında irticai faaliyetlerin ülkemize yönelik en önemli beka sorunu olduğu ve öncelikli tehdit olarak, iç tehdit olarak kabul edildiği değerlendirilmektedir. Saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa almaya hazırım. Teşekkürler hocam, sağ olun. Hocam diyoruz dersi alınca. Komutanım, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, Oğuz Bey'i gördüm, el kaldırdı. Evet. Saygıdeğer Fahir Başkanım, öncelikle bu değerli sunumunuz için mutlaka bir çalışmanız da var. Sizin zaten asker olarak bir altyapınız da var. Paylaştığınız bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Hakikaten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. fevkalade, fevkalade aydınlandık. Ben şunu gördüm saygıdeğer başkanlarım, saygıdeğer koldaşlarım. Biz Ata Parti olarak öyle bir zamanda çıktık ki tam Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsettiği günleri yaşıyoruz. Ve Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bir önemli bir yer var. Orası benim çok heyecanlandığım yer. Fahir Başkanım da ifade etmeye çalıştı. Diyor ki bütün bu sayıyor, böyle olumsuzlukları sayıyor rahmetli Atatürk. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet, hatta hıyanet içinde bulunabilir. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Şimdi ben Fahir Başkanımı dinlerken bu sözler aklıma geldi. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Ben Fahir Başkanımın sanki bize ders verir gibi değil de bir gençliğe, üniversite gençliğine, topluma hitap eder gibi düşündüm.
Ve onlara İstiklal şeyin gençliğe hitabedeki bu üzüntü dolu Atatürk'ün tanımladığı bu günleri yaşadığımızı da belirterek emin olun bizim yolumuzun açık olduğunu da gördüm. Bugün insanları hakikaten bıktırdılar, din diye bıktırdılar ve dinle sömürüldüğünü herkes farkında. Ama insanlarımızda şu cesareti de yok ettiler saygıdeğer başkanlarım. Basında da bu korku hali egemen oldu. Efendim kanunlarla oynadılar. Gazeteciler işte bir şeyi yazarken acaba beni gözaltına alırlar mı diye bir korku başladı. Vatandaş bir tweet atarken 50 kere düşünüyor ama herkes içten içe de kaynıyor. Ata Parti olarak ben düşünüyorum ki bizlere çok büyük görevler düşüyor. Sayın Genel Başkanımız bizlere çok doğru bir kanaldan yol açtı ve biz bu yoldan gidersek inşallah Atatürk'e gerçekten hizmet etmiş olacağız. Gençliğe hitabedeki gelecek yani o günden hitap ettiği, o günden görev verdiği insanlar biziz diye düşünüyorum. İşte partisinin yolu açık olsun. Çok değerli başkanlarım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Oğuz Bey. Arkadaşlar, var mı katkı yapmak isteyen, soru sormak isteyen? Derya Hanım. Derya Hanım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle Fahir Başkanımıza bu değerli çalışması için teşekkür ediyorum ve katılanlara da katılan koldaşlarımıza. Dün akşam bir gelişme oldu. Anayasanın ikinci maddesine yine aykırı bir durumla Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri ile yapmış olduğu bir protokola göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlara öğrencileri 6, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerini yönlendirerek bir yıl süreyle hafızlık eğitimi verilmesi ve çocukların bu bir yıllık sürenin de muaf olarak yani devamsızlıktan muaf olmaları na karar verilmiş. Bu dün akşamki bir haberdi. Şimdi burada anayasanın ikinci maddesine Sayın Fahir Başkanımızın da ve hepimizin malumu olduğu üzere aykırı bir uygulamayla Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasaya aykırı bu fiiller içinde olmasına bir dur demek gerekiyor da bunu nasıl yapacağız? Yani Yargıtay Başkanlığı'na da bu konuda yapılan başvurular sonuçsuz kalmış yapılan çalışmadan da gördüğümüz gibi. Ya bu tehlikenin önüne geçmenin bir yolu yordamı acaba ne olabilir bu çalışmayı yapan Fahri Başkanımıza ve değerli üyelerimize de tabii soruyorum ben. Yani nasıl bir açıklama getirebiliriz bu duruma? Ya her gün giderek ilerliyor. Bir kar topu gibi. Yani hiç bitmeden, tükenmeden ÇEDES programı varken normal o 12 yaşından küçük çocukların soyut bilgilerle karşılaşması doğru değilken hukuka, yasalara ve Avrupa Birliği standartlarına uygun değilken biz bunların içine böyle balıklama dalıyoruz ve her gün daha yenisi çıkıyor bu sorunların. Ne yapabiliriz bu durumda? Var mı Fahir Bey bir söyleyeceğiniz? Tabii biraz ifade edeyim. Teşekkür ederim de soru için. Yani biz tabii ki bu konuda yapmamız gereken, benim de zaten bu partiye girme nedenim bu bak. Hepimizin elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Yani tabii ki biz bunları yapacağımız faaliyetleri demokrasi içerisinde yapacağız. Ne yapabiliriz? Halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Muhalefeti hatta bilinçlendirmemiz gerekiyor. Genel muhalefeti, sivil toplum örgütlerini bilinçlendirmemiz gerekiyor. Onlarla birlik olmamız gerekiyor. Onlara durumu anlatacağız. Gittiğimiz her kesimde anlatacağız. Yani bu yapılan din değil. Bu yapılan dincilik değil. Bu yapılan tamamen ülkemizi bir kaosun içine sürüklemeye çalışmak. Ve bunu da emperyalist ülkelerin güdümünde yaptığımızı halkımızın görmesi lazım. Bunu anlatmamız lazım. Şeriatın ne olduğunu halkımıza anlatmamız lazım. Şeriat öyle basit şeyler değil bunlar. Bir kelime gibi şeriat çıkıyorlar. İşte şeriat isteriz dolaşıyorlar toplumda. İşte Eminönü'nde köprü üzerinde gördük. Veya işte halifelik isteriz diye çıkıyorlar. Ya halifelik ne?
Biz 600 sene zaten halifelikle, 600 demeyeyim de 200-300 sene halifelikle yönetildi. Yavuz Sultan Selim'in işte 1500'lü halifeliği devralmasıyla Mısır'da. Ne oldu? Çok mu büyüdük? Dünyaya mı egemen olduk? Süper güç mü olduk? Tam tersine. Ülkemiz batıyor az da. Halifelik yüzünden batıyordu. O yasak, bu yasak bugüne. Yani hangi ülke bizim halifeliğimizi dinledi? Arap ülkeleri mi bize destek oldu? Bütün Müslümanlar Kurtuluş Savaşı'nda bize destek mi oldular? Tam tersine. Arkamızdan vurmaya çalıştı. Fahri Bey, Yani affedersiniz, bir şey sorayım. Bu Derya Hanım'ın bahsettiği konudan siz haberdar mısınız? bahsettiği konu yeni duydum. Hayır. Haberdar Peki değil. Dün duydum diğer zaten. arkadaşlarımdan haberdar olan Burhan Bey, sizi gördüm. Söz vereceğim, bir saniye lütfen. Diğer arkadaşlarımızdan bu konuyu bilen var mı? Yani bu haberi dinleyen var mı? Yani ben Ünal bütün Hanım basın dinlemiş galiba. Vallahi ben takip ettiğimi ilk atlamışım. defa duydum. Ben atlamışım ama bu çok vahim bir durum. Yani bu artık lafın bittiği yer ve atalarımızın eceli gelen it, affedersiniz, cami duvarına işer dediği durumla karşı karşıyayız. Yani ÇEDES gibi bir proje var. Zaten din görevlilerini okullara taşıyorsunuz. Çocuklara gereken telkinleri orada yaptırıyorsunuz. Böyle bir imkanı bulmuşsunuz. Bununla da yetinmeyip koca bir yıl 5. 6. sınıflar, yani bitirmek, eski ilkokulu bitirmek veya ortaokula başlamak üzere çağında olan çocukları götürüp tarikatlara teslim ediyorsunuz. Bu çok vahim bir durum. Siz Derya Hanım, Sayın Genel Başkan'a bir not, bir bilgi notu hazırlayabilir misiniz WhatsApp'tan? Sayın Başkanım, dün gece, yani bugün için diyorum, ayın 17'si değil mi bugün? 17'si, Evet. evet. Bu gece 03'te bunu televizyonda izledim ben. O arada çalışma yapıyordum ve bunu hemen Facebook'tan paylaştım, bu bilgiyi. 03 Tamam. civarıydı. Yani Facebook ayrı ama genel başkana bir mesaj, kısa bir cümle. Şöyle bir durum var. Yani siz ne yapması gerektiğini falan söylemenize lüzum yok. Sadece haberi verin. Dikkat. Oğuz Bey'e de iletebilirsiniz. Oğuz Bey de bunu üstlenebilir. Aslında doğrusu o. Oğuz Bey, siz konuyu anladınız. Derya Hanım'ı yormayalım. Oğuz Bey, sesiniz kapalı. Basın danışmanı olarak sizin bu haberi kopyalayıp Anladım. Genel Başkan abi iletmeniz lazım. Bence çok önemli bir Anladım. haber. Anladım başkanım. Anladım. Evet. Bakın Feyzullah Bey, zaten Milli Nasıl? Eğitim Bakanlığı'nın 5 yıllık stratejik planı içerisinde yer alan faaliyetleri uyguluyorlar aslında şu anda. Evet Yani ama bu resmi olarak girmiş, yani devletin amaçları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı. kuvveden fiile çıkmak diye bir şey var ya, artık bu orada bir yazılı, kağıt üzerinde yazılı bir ibare olmaktan çıkıp uygulamaya konmuş, haber olmuş. Tabii Bu çoktan bakımdan genel beri tabii başkanı uyarmamız ÇEDES'ler hep lazım. uygulama bunlar. Fotoğrafları da var Sayın Başkanım, fotoğrafları da var. Ben bu akşam, yani eve gittiğimde, oturup bir güzel hazırlayıp Oğuz hocama göndereyim. O Oğuz Bey'e zaten, atın siz. evet, Tamam. o Peki içinde. Burhan Bey, buyurun, sizi de dinleyelim. Biraz uzadı, saat 3 oldu. Sizi de dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben dinleyelim deyince konuşmacı değil, soru soracağım ama tabii sorunun altını doldurmak gerekiyor. Fahir hocamın emeğine teşekkür ederiz olayım. Herkesi selamlıyorum. Şimdi ben bak bir şey göstereceğim. Harbakan Demirleri Komutanlığı'nın 21. yüzyıla hazırlanmak. Evet, Bu göründü. konudan soru soracağım. Güncelle ilgili. Önce şöyle söyleyeyim. ABD'de örneğin West Point asker getiren bizim harp okulumuz gibi. Onun üst akademisi. NATO ülkelerinde, hatta karşıt olan Rusya Federasyonu'nda da böyledir sistem. Bizde de harp okulları biliyorsunuz karargah subaylarını, ordunun ileri subaylarını, simetri veyahut da şey subayları. Ama harp akademileri sadece bir savaşçı, bir kurmay, bir muharip değil. Devleti yönetecek insanlar da yetiştirir. Bu ders kitabı bu mahiyetteydi. 21. yüzyıla hazırlanmak adı. Şimdi burada önemli bir paragrafı var. Kısım 7'de Milli Devletin Geleceği. Burayı fazla uzatmak istemiyorum. Onun alt pasajında da bir Japon planı var.
ve terörizm uyuşturucu var. Oradan iki tane cümle söyleyip sorumu soracağım. Diyor ki eski savaşların nükleer sorunlarını yerine ne bugün uluslararası terörizm ve uyuşturucu almış gibidir. Sosyoekonomik, kültürel ve etnik dinamikler önem kazanmakta. Ordu ise güvenlik boyutunun yanına diğer unsurları da düşünür hale gelmektedir. Milli güvenlik kavramları uluslararası güvenlik kavramlarından gerisinde kalmakta. İnsanların sağlığı, ekonomik durumlarını, sosyal istikrar ve siyasi barış ön plana çıkmaktadır. Yarın da daha önde. Bugün Türkiye'nin durumu, insanların sağlığı, ekonomik durumları, sosyal istikrarı pandemi döneminde net ortaya çıkmıştır. Büyük bir risk vardır. Ve yukarıda belirttiği güvenlik şeyinde de orduların boyutunda diğer unsurları düşünür hale gelmeleri de bu unsurlardır. Ama şimdi Japonya planında şöyle bir şey var. Bir küçük bir cümle var. Bu kapsamda diğer belgeler merkezlere karşı çıkarak, bölgeler merkezlere karşı çıkarak birlik, ayrılıkçılık gibi kavramlar daha sık gündeme gelmektir. Evet, Türkiye'de bugün birlik ve ayrılıkçılık gündemleri vardır. Altında da önemli bir teorisyen olan, Karl Marx'ları falan da yetiştirmiş olan Immanuel Kant, 200 yıl önce din ve dilin insanlara birbirlerinden ayırdığını, bunun nefret ve savaş sebebi olduğunu, tekrar okuyorum, din ve dilin insanları birbirinden ayırdığını, bunun nefret ve savaş sebebi olduğunu, uygarlığın gelişmesinin barışçı çözümü getirebileceğini söylemiştir. Sonuç olarak uluslararası gereksinimler milli devleti zayıflatıyor ise de yerine koyacak yeni birim ve politik liderlik henüz bulunamamıştır. Şimdi sorumu soracağım. Türkiye'de 2009 senesinde galiba One Minute olayından sonra din ve dilin ayrıştırıldığı nefret ve savaş sebebi olan siyasal bir İslam net gelişmiştir. 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda olanları biliyorsunuz. Bazı şeyler irticai ilan edildi. O gün Necdet Sezer de buna imzaladı. Ama başbakan sıfatıyla şerh koyduydu Tayyip Erdoğan. Şimdi bu bağlamda nefret ve savaş sebebini ustalık da götürüyor. Din ve dili ustalıkla ayrıştırır. Uygarlığın gelişmenin barışçıl çözümü getirebileceğine ne rağmen hiçbir asker kurmayını dinlemediği için de aksine savaşçı silahlar teknolojisi geliştirerek farklı bir Türkiye yaratıyor. Savunmamız için önemlidir. Sonuç olarak uluslararası gereksinimler milli devleti zayıflatıyor tezi ise yerine yeni birim konulacak. Birim ve politik liderlik henüz bulunamadı. Evet, son 9-10 senedir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir gol yemiştir. Birim ve politik liderlik bulunmuştur. Şimdi bunun Japon planıyla ne alakası var? Japonya biliyorsunuz atom bombası atılmadan önce Çin'i işgal edecek kadar güçlüydü. Bugün Burhan Bey, affedersiniz. Kitabı alın ekrandan lütfen. Çünkü hem okunmuyor hem başımızı döndürüyor. Tamam. Titreşim yapıyor. Sizi görelim biz. Orada konuya daldım. Sizlere okuyayım diye. Ha, yani kitabı okuyacaksınız bize tamamen. Yok. Bitti. Konu bitti. Soruma gidiyorum. Pardon. Sizi görelim biz. Ha. Şimdi şunu, sizin gibi ben de binlerce kitap okumaya çalışıyorum. Sizin kadar okumasak da. Estağfurullah. Askeri anlayabilmenin esası, askerin eğitimini anlarsanız geçer. Benim için kurmay subaylar çok önemli. Aramızda da genel başkan yardımcısı var. Kurmay Harp Akademileri mezunu, önemli bir milletvekili yapmış. O daha iyi anlayacaktır belki sorumu. Şimdi şunu bağlayacağım. Japonya dünyanın 6. ordusu olduğu halde atom bombasıyla durdurulmuş ve Amerika'nın komutuna girmiştir. Bu Japonya planının ardında Türkiye gibi ülkeleri ABD'nin geliştirme ve yönetme yöntemi var. Nedir geliştirme? Din ve dilin bölünmesi, nefret ve savaş sebebi. Şimdi Fahir Bey, albayımız çok güzel tespitler koydu. Kronolojik olarak Türkiye'deki siyasal İslamcıların gelişmelerini, faaliyetlerini tek tek notlarla söyledi. Ama bir asker olarak burada dil ve dilin ayrıştırılması, nefret ve savaş sebebi olan ve uygarlığın gelişiminin teknoloji kısmını barış çözümü yerine savaşçı bir
Erdoğan ve AKP hükümeti mi vardır? Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Bu siyasal İslam kapsamında. Sağ olun. Fahir Bey, var mı bir şeyiniz? Şimdi soruyu algılamaya çalışıyorum ama dil ve din ayrışımının savaş ve nefret suçuna sebep olduğu konusunda herhangi bir problem yok zaten. Savaş doğrudan da olabilir, kuvvetlerle karşılıklı da olabilir, dolaylı da olabilir. Sonra devletin efendim kullandığı birçok yöntemler var biliyorsunuz. Ekonomik savaş var, efendim sosyolojik savaş var. Ki sosyolojik savaşın içinde belki sarabilir. Ama AKP'nin zaten bir emperyalist güç odakları tarafından iktidar yapılıp getirilip kendi emelleri doğrultusunda kullanıldığı açık. Şu ana kadar yani bunu zaten kendisi de açık uyguluyor. Hatta biliyorsunuz işte hepimizin de bildiği gibi ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Çıktı yani bu kim çıkarttı? İspanya ile birlikteydi yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde kendi kendine çıkıp söylemedi bunu. Birisi dedi ki sen Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanısın. İsmail'e böyle. Ha şimdi gelelim. Büyük Ortadoğu Projesi nedir? İşte Ortadoğu'da istedikleri gibi yapılandırma demektir. Ha Türkiye'ye gelelim. Zaten bunu bütün kitaplarında, stratejik araştırma kurumlarının çalışmalarında ABD'de. Ha, ben bu arada not düşeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sene komuta kolejine gittim. Ne bileyim, post koleji, komand kolejine. Orada eğitim aldım. Yani onların neler düşündüğünü, ne yapmaya çalıştığını az çok algılayabilen ve bunlara şahit olabilen bir insan. Kendi menfaatleri doğrultusunda ne yapmak istiyorlarsa onu her türlü silah kullanarak yapmaya çalışıyorlar. İşte dediğim gibi AK Parti iktidarının hani birdenbire ayrılıp da bu şekilde ülkeye egemen olması 20 senedir 21 senedir tek başına olacak bir şey değil zaten. Arkasında çok büyük bir destek de olur. Bunu ekranda gösterdim biraz önce. Nasıl Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettiklerini, nasıl yönlendirdiklerini. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri AK Parti hükümetini kullanarak hem dediğiniz gibi dil ve dini ayrıştırarak savaş ve nefret suçu oluşturuyorlar toplumda. Hem ekonomik olarak baskı uygulayarak yapıyorlar. Yani ne dedim? Doğrudan dış tehdit değil dedim zaten. Yani bizi silahlı kuvvetler olarak tehdit etmiyorlar. İç işlerimize doğrudan müdahalelerle yapıyorlar. Ya hatırlarsınız Amerikan Başkanı bizim Cumhurbaşkanımıza ahmak olma dedi. Yazdığı mektupta Suriye için. Ya Brunson olayı için pardon Raip Brunson. Ahmak olma diye ifade kullandı. Yani. F-16'da görüyoruz. Yunanistan'a 40 tane F-35 verirken bizim hakkımız olan üretiminde olduğumuz parasını ödediğimiz uçakları bizden alıp Yunanistan'a 40 F-35 verirken gelişmiş. Biz Kerhen işte İsveç'in NATO'yu İsveç'in NATO'yu onay verdik diye 40 tane F-16 ve işte onların modernize 40 tanesinde modernize veya 70 tanesinde bize bunu biçiyor. Yani bizim uyanık olmamız lazım. Biz tam bağımsızlığımızı kaybettik. Bizi hiç kimse arkamızda ne Amerika var ne Rusya ne bir başka ülke. Biz kendi gücümüzle ancak kalkabiliriz. Halkımızı bilinçlendirerek ayağa kalkabiliriz. Geçmişte de böyle oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz tamamen çökmüş bir millet. Aydınımız yoktu. Bir avuç insandık belki. Ama o bir avuç insan Atatürk'ün önderliğinde bu ülkeyi hakikaten kaldırdı, ayağa kaldırdı, toplumu kaldırdı. E şimdi bunu nasıl yaptı? İşte toplumu bilinç, tabii ki savaş kazanmanın, yani düşmanı evin içinden çıkarmanın çok önemli rolü var. Bunu kimse inkar edemez. Ama diğer taraftan da o samimiyetin, halkla kurulan diyaloğun, birebir ilişkilerin, bunların da çok önemi var. Ve sadece toplumu düşünmenin, sadece Türk milletini düşünmenin ve Türk'ün gücüne inanmanın, bunların rolü var yani. Söylemek istediğim bu. Fahir Bey, affedersiniz. Bir konuyu bir açıklığa kavuşturalım mı? Burhan Tabii. Bey'in sorduğu soruda, sorudan önce okuduğu metinde çok hassas bir nokta vardı. Onun bir açığa kavuşması lazım. Bizim Burhan Bey'e bunu sormamız lazım. Burhan Bey, orada Immanuel Kant'a dayalı, Immanuel Kant mahreçli bir ifade vardı. Din ve dil ayrıştırması nefret ve savaş sebebidir. Din ve dil ayrıştırması nefrete ve giderek savaşlara sebep oluyor diyor. Evet. Immanuel Kant. Evet. Özür dilerim başkanım. Sözünüz bitsin öyle okuyayım. Özür dilerim. Yani şöyle.
Bunu şöyle mi iki türlü anlayabiliriz. Bir, somutlaştıralım. Bir ülkede, mesela Türkiye'de inanılan dinin ve konuşulan dilin farklılaştırılması o ülke içinde savaşa sebep olur. Böyle mi anlamalıyız? Yoksa daha felsefi bir bakışla bu bir dünya devleti, bir dünya dini ve bir dünya dili iddiasıyla ülkeler ve uluslar arasında din farklılığı ve dil farklılığı ulusların birbirine nefret duymasına ve savaşa sebep olmasına. Böyle mi anlamalıyız? Çok farklı iki şey çünkü bu. Bu dersin hocası Amerikalı Profesör Paul Kennedy. O kurmay subayları hazırlarken bir uyarı şeklinde bunu şey yapmış. İlk söylediğiniz gibi ben de bunu araştırıp zamanında sordum. Sinan Aslanoğlu'nu, o da denizcidir, Fahri Komutanım tanıyabilir. Karamürsel'deydi o da Tamam. kendi Hangisi adında. dediğim kasıt hangisidir? Birinci söylediğiniz. Yani Tekrar unuttum. bir ülke içerisinde Evet. inanılan din bir Bu bir olmalı, somut olarak konuşulan dil iktidarın bir yaptığı olmalı. olay. Din ve dili somut olarak ayırıyor. Mesela birçok diller filan televizyon yayınları Türkçe'yi yok eden, sizin çok güzel söylediğiniz Türk'ün töresinin yönetmesinin yerine Türk'ün dili bile konuşulmadığı, bırakın töresini, işte Çerkezce, Kürtçe, Lazca filan gibi bir takım TV kanalları kuruldu TRT bünyesinde. Yani TRT 6 falan gibi. Şimdi neticede din ve dili ayrıştırıyor. Dini ayrıştırdığını çok iyi görüyoruz yani. Laiklik dini hiç ayrıştırmamıştır. Laiklik din ve devlet işlerini ayırmıştır ama dini ayrıştırmamıştır. Bu adam ne yapıyor? Gidiyor. Güzel bir şey görüyoruz. Akdemer'de kiliseyi onarıyor, restore ediyor. Öbür tarafta sinagog açıyor. Öbür tarafta cami açıyor. Bir tane kilise yapıyorsa 100 tane cami yaptırıyor filan. Buradan toplumu geriyor, dil ve dili ayırıyor. Tamam. Zaten Anlaşıldı şimdi. yani şimdi bir daha o cümleyi bitireyim size. 200 yıl önce din ve dilin insanların birbirinden ayırdığını, bunun nefret ve savaş sebebi olduğunu, uygarlığın gelişmesinin barışçı çözümü getirebileceğini söylemiştir. Bu savaş sebebidir, net ifade ediyor. Anlaşıldı. Zaten siz takdir edersiniz benden çok tecrübelisiniz. Estağfurullah. Hükümetin gittiği yol yol değil. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve son olarak Özgür Ekran teşekkür ederim. Demirayak Çok Bey'e bir söz güzel bir veriyor. cevap verdi. Saat 3.10 Daha güzel geçiyor. oldu. Okumaktan kolay oldu. Kendi askerlik bilgisini hemen irticalen söylediği için daha rahat oldu cevapla. Ben tatmin oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özgür Bey buyurun. Başkanım müsaade ederseniz ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Öncelikli olarak Fahri Başkanım sunumu için çok teşekkür ederim. Çok doyurucu bir sunumdu. Buradaki az önceki Immanuel Kant'ın düşüncesi sizin belirtmiş olduğunuz ikinci düşünce. Ben de öyle Immanuel anladım. Ben de öyle Kant anlıyorum. Perpetuum Civis adlı yapıtında ebedi barışta dünya devletini savunur. Yani küresel bir şu andaki Amerika evanjelikler istemiş olduğu bir dünya düzeninden bahseder. Yani bunu Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin fikirsel yapısı Kant gibi düşünürlerden ortaya çıkmaktadır. Yani az önceki sizin yapmış olduğunuz ikinci tesis doğrudur. Bunu belirtmek için teşekkür ederim. Ben öyle anladığım için çok felsefi bir konuyu tartışmayla karşı karşıyayız diye düşündüm. Evet, bu ayrı Özür bir dilerim. konu ve çok... Ercümen Tatlıoğlu'nun konuşmalarının altını çizerek bir araştırın. Başka bir şey demeyeceğim. Tamam Burhan Bey. Bu başlı başına bir konu. Buna ayrıca bir girmemiz lazım. Arkadaşlar başka söz isteyen var mı? Yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Fahri Bey başta size olmak üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun Bir el Feyzi kalktı. İsmail Kozan veda elimi. Peki, Bey. çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Önümüzdeki ediyoruz. hafta Sayılır sayılır. çok sağ olun. Teşekkür Önümüzdeki ederim. hafta Sayılır sayılır. Sayın. ilginç bir konumuz var. Çok Evet. değerli, bütün ölçüleriyle, bütün kalıplarıyla tam bir Türkçü ve Atatürkçü olan çok aydın bir kardeşimiz. İlkeler, değerler ve erdem kavramı bağlamında Türk siyaseti konulu bir sunum yapacak. Gayet güzel Katılımlarınızı konu. bekliyorum. Herkese iyi günler, iyi tatiller İyi diliyorum hafta sonu. günler, iyi günler. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler, Teşekkür ederim. iyi günler. Sağ olun Fahri Bey.